Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Gününüz hayırlı olsun, hayatınız bereketli olsun inşallah. Evinizden bereket, yönünüzden huzur eksik olmasın arkadaşlar. Vallahi yağmurun hiç dinmeye diye çok. Ben buraya geleli 8-10 gün oldu. 8-10 gündür sürekli böyle yağıyor. Çok da güzel yağıyor maşallah, Rabbime şükür. Toprak suyu akandı. Şöyle böyle toldu yerler. Telefonu sulanmıyordu. Balkona da böyle benim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Huzurlu pazarlar olsun inşallah. Yine yağmurlu bir günden. Selamlar, sevgiler Burhaniye'den herkese. Ben bugün patatesli kol böreği yapacaktım arkadaşlar. Şimdi babam aradı, annem rahatsız biraz. Annem dedi mercimek çorbası istiyor dedi. Mercimek çorbası can istiyormuş dedi. Yapsan da getirsen ya dedi. Bir de gel burada yap dedi. Ben de burada yaparım, getiririm dedim. Ben şimdi anneme mercimek çorbası yapıyorum arkadaşlar. Bir tane avuç, bir tane patates. Ben de dedim. Ben de yemeyeceğim. Bardağı da kırmızı mercimek yıkadım, ayıkladım. Ben düdüklü tencerede yapıyorum arkadaşlar mercimek çorbamı. Çekmeye falan gerek kalmıyor. Ben sevmiyorum öyle tadını. Bana değişik geliyor, bilmiyorum yani. Böyle birazcık dokunsun istiyorum. Bakın arkadaşlar, ben şimdi buraya bir su bardağı mercimek, bir tane havuç, bir tane patates kavurdum bunları birazcık yağla. Üstüne de 2 litre su ekledim. Ağzını kapatacağım. Piştiği zaman size de gösteririm arkadaşlar. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Salça falan hiçbir şey koymuyorum ben. Bazen havuç, patates de koymuyorum. Sadece mercimekle yapıyorum. Bir tane de tavuk bulyon atıyorum. Ya da tavuk suyu varsa tavuk suyu, kemik suyu varsa birazcık kemik suyu. Çok da besleyici oluyor. Böyle pişiriyorum. Birazcık da nane atabilirsiniz de, nane çorbanın rengini biraz esmerleştirdiği için şimdi atmıyorum. Piştikten sonra atıyorum. Çok güzel oluyor. Piştikten sonra gösteririm size arkadaşlar. Şöyle kapağını da kapatıyoruz. 20 dakika kaynasa yeter bu arkadaşlar. Şöyle şeyini indirelim. Çorban kaynadı arkadaşlar. Yemeği bitirmek şeklinde. Şöyle bir tamam vardı. Şimdi bakın. Şimdi pişireceğim arkadaşlar. Geçen bunun marketin bir tanesinde de gördüm. Ben bakın böyle bal kaba olduğunu bilmiyordum. Benim de bahçemde çıktı bunlardan. Hiç ölçmüştük, göndermiştim. Bu kolda öyle minnacık minnacık kesildikleri var. Bunun küçücük küçücük. Çok da verimli bir kolak. Ben de bir tane böyle de getirdim. Böylece. Oğlumun pişirdiğim bu. Tabii elime gideceğim bunu. Küçük ama güzel yani. Böyle bir kabak. Böyle olduğu için yine ekmek istiyorum bununla. Küçük bir kabak da çok 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 çıkıyor ama arkadaşlar çok. Böyle bir zengi. Kabuğu da çok iyi. Diğer bal kabakları gibi. Sonrası da zor değil. Şöyle. Yengemekiler öyle ekmiş, oluyordu bana çekeceğimizi. Bu bal kabağı çok güzel olduğunu istedim. Ben de istedim. Demek ki benimkiler böyle de yer kalmamış. Bütün yeri de şey kuruyordu. Şimdi o düzgün de kuruyamadım. Kuruyu almadı bundan. Yengemekiler bundan büyük olmuşlar. Baya baya büyük olmuş hanımkiler. Seninle bu şekilde ayarlarını yerleştim de. Diğer bal kabağından daha verimli bu. Küçük ama. Diğer bal kabaklarından da ettim. Ondan İki tane oldu. Bunlar şimdi bir köşeden bunlar 7-8 tane kopartım. Şöyle tavanın kırımında pişiriyorum. Burada kırımını pişiriyorum. Normal tencere yaptım arkadaşlar. Ben tavanı çok seviyorum. Küçük oğlum hala çok sever de. Şöyle.
şey yapmayacağım. Su falan yıkamayacağım yani. Su zaten koymuyorum da. Kendi suyuyla. Böyle bir tarafı sütüm çok tatlı oldu. İçine de bir su bardağı şeker koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz burada bekletip sulanmasını sağlayabilirsiniz. Akşamdan yapıp sabaha kadar. Ya da gidip bir damla su damlatıp içine de acilse hemen öyle de pişirebilirsiniz. Çok da pratik olur. Diğer balkabaklar o kadar zor ki uğraştırıyor insanı. Ben pazardan almayanlar için, kendi ekenler için diyorum da, pazardan alanlar tabii hemen hazırlığı doğrattırıp getiriyor. Evde ocağa koyup pişiriyor. Kendi ekenler için zor yani, o parayla falan kesmek gerekiyor. Kadından da kolay kolay yapacağı bir şey yok. Ben eşime doğrattırdım bir keresinde. Ben yapamadım yani, bizim yetime bir kesmeye çok büyüktü. Bizim olmadı da biz köyden birisinden aldık parayla. İstettirdim benim için de bu balkaba aldırdık. Sonuçları doğru ekleyelim arkadaşlar. Uzun olması çok güzel. Bakın arkadaşlar. Kabaklarımı doğradım. Yine nereden baksanız arkadaşlar 1,5 liraya yakın var yani. Hani pazardan alıyoruz ya bir kilo böyle poşetlerde kavun falan soyup koyuyorlar. Küçük müzik dedim ama. Yani gönlümü geçirir yine. Böyle yayvan bir tencereye koydum arkadaşlar. Daha kolay pişsin gibi. Şimdi böyle alacağız. Kadar şöyle biraz çeker çekebilirim. Şimdi. Valla arkadaşlar bir de ben ne gibi bir sıkıntım var bilmiyorum da böyle ellerim ayaklarım bir boş gibi böyle sanki titriyor gibi ne oluyor bilmiyorum bana. İyi hissettim kendimi yani başarılı bekliyorum. Bakın arkadaşlar şimdi böyle bırakacağım bunu. Bir saat iki saat işte ne kadar durabiliriz akşama hazırlıyor ne zaten akşam olmak üzere. Biraz sulansın bekleyeceğim sonra ocağa koyup pişireceğim o halini size göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Evet bakın arkadaşlar benim kabaklarım pişti buhar üzerinde hala. Şöyle birkaç tane koyacağım. Soğuyana kadar dursa daha iyi de. Şimdi bekliyorlar ya annemler şöyle hemen 5-6 koyayım. Götürsün götüreyim. Zaten az. Küçücük de kabak. Tencerede soğusun. Öyle üstüne de birkaç tane ceviz koyalım. Bakın arkadaşlar. Bu da çorbam. Kıvamı böyle oldu. Çorbam arkadaşlar. Bu da kabağım. İkisi de gayet güzel oldu. Ben çok koyu da sevmiyorum zaten. Böyle salçalı da sevmiyorum mercimek çorbasını. Kıvamı da gayet iyi bence. İçinde bir tane havuç, bir tane patates, bir su bardağı kırmızı mercimek. 2 yemek kaşığı. Sıvı yağ, kaşığın ucuyla azıcık tereyağı. Bir tane de tavuk bulyon attım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Afiyet olsun bize. Bugün pazar ama hangi gün atarım bu videoyu bilmiyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bizi desteklerseniz seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.